Evet arkadaşlar şimdi kazan 136'dayım. Şöyle bir sorumuz var. Görüyorsun. Biz e, burayı 12 diye biliyormuşuz. 12 cm kare diye bütün hepsini soruyor. E, soru çok basit. K ağırlık merkezi. Şunları çizdiğimizde kazanımları doğru düzgün takip ettiysen biz dedik ki şu şurayla şurayla Bura birbirine eş dedik ve bunun ispatını da yapmıştık Alfa Beta 90 çalışmasıyla. Yani bir anlamda ben şunu söyleyebilirim bu A alanı bu da B alanı burası yine B alanı. Soru bize A artı B'yi 12 diye verdi A artı B 12 çıktı. Yani şöyle olmadı mı? Şu kırmızı ile çerçeve yapayım. Şuradaki bölgenin alanı ne geldi? 12 geldi. E bu zaten ağırlık merkezi olduğu için ben bunu tamamlayayım. Şöyle de yaptığım zaman bundan tam 4 tane varmış. O yüzden 4 çarpı 12'den cevabımız 48 santimetre kare çıkacak. K noktası ABCD karesinin köşegenlerinin kesim noktası olduğuna göre alan EF, EKF'de nedir demiş. Köşegenler kesim noktası zaten ağırlık merkezi. Biz şöyle bir çalışma yapalım. Buradan indiriyorum dikmelerimi. Şu iki üçgen birbirine eşti. Bunların hipotenüsleri de aynıydı. Şunu ben bir geriye alayım. O dikliği çok kötü yaptım. Şöylece. Tamam. Yani e, şuna birbirine eşittir dedik. Peki başka. Başka şu. E, bu zaten ağırlık merkezi olduğu için Burası da 10'dur. Yani kenar 10 zaten de. Burası ne çıkıyor? 5. Ee, ve e, şurası da yine 5. Aslında şu mavi bölgenin alanıyla şu bölgenin alanı nedir? Aynıdır. Şu karın alanı. Çünkü e, buradaki üçgeni buraya taşımışım gibi düşün. Bize de zaten buranın alanı sorulduğundan, burada bir kare var olduğundan 5'in karesi 25 çıkacak. Cevap bu. Evet bu soruda kare verilmiş. Burası ağırlık merkezi. Şu parça birbirine eşit. Sonra bu alan 25 santimetre kare olduğuna göre dk eşitlik kaçtır diye sorulmuş. Şöyle başlatmak istiyorum. Ağırlık merkezine itibaren şu dikmelerimi bir indireyim. Şu an direkt bunlar birbirine eşit diyemiyorum. Çünkü şurada 90 derece olmadığı için yani alfa beta alfa beta dolanımını yapamıyorum. Şu an bir duracağız. Büyük bir ihtimal burada 90 derece çıkacak ama onun sebebi de şu ikisinin eşitliği olacak. Fakat bunu görmemiz gerekir. Şimdi ben şuraya A diyeceğim. Bu parça A dedim. O zaman burası da A oldu. Şuraya B diyelim şu minik parçaya. bak şöyle bir yapı var. Kare var elimizde. Şu ağırlık merkezinden itibaren Şunları çizdik biz. Değil mi? Tam şu sağlık merkezi. Hatta bunu tamamını ben çizeyim. Şöyle bir şekil var aslında elimizde. Şurada A artı B yazıyor. E şimdi zaten buradaki şu dört parça dört parça derken aslında sekiz parça. Hepsi birbirine eşit, uzunlukta. Burası da A artı B yapar. Yani aslında burada A artı B. Burada B oldu. Tamam. Şimdi e, pekala bu durumda başka. Şunu da söyleyebiliriz değil mi? Yani şunlar birbirine eşit uzunlukta. Evet yani şu parça birbirine eşit uzunlukta. Ha, o zaman bu iki dik üçgenin dik kenarlarından biri B, biri bu sembol. Öteki de aynı. Demek ki bunlar birbirine eşit. Yani şunlar hipotenüsler de birbirine yine nedir? Aynıdır diyeceğiz. Şimdi bunu dedikten sonra da mesela şu açıya alfa, beta dedim. Alfa beta toplamı 90. O zaman ben buraya da yine ne diyebilirim? Ee, beta çünkü B'yi gören beta şurada da alfa der miyim derim. Ee, evet. Bunu dedik. Buranın tamamı bakıyorum şöyle. 90 olduğu için şöylece. Bak şurası 90 olduğu için. Şuraya alfa kalır. Burada da alfa beta toplamı oluştuğu için şu mavi bölgenin bölgeyi yaratan bu iki çizginin arasındaki açı da yine 90 derece çıkar. Evet. Yani bunlar birbirine eşit. Onu anladık. Ee, peki bu durumda bu mavi bölgenin alanı aslında şununla aynı mıdır? Bak kırmızıyla etrafından geçiyorum. Şu kare alanıyla aynı mıdır? Daha önceden çalıştık bu meseleyi. Evet. Ve bunun e, alanı, şunlar birbirine eşit ya hani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bir şeyin karesi. Bir şeyin karesi 25 ise o şey nedir? 5'tir. Yani buralar 5. 5 geldi. Tamam. Burası olduğu gibi 5 çıktı. O zaman burası da 5 gelir. Şurası da 5 gelir. Burası da 5 gelir. E bu durumda x değerimizde ne gelecek? 5 kök 2 gelecek.